Günaydın gençler, ne haber? Köyceğiz'deki kamp alanımızda. Merhaba, bu gece çadırımızı attık, kampımızı yaptık. Cengo Başkan toparlanmaya başladı, eşyaları toparlıyor. Çadırımız burada, Köyceğiz Güreti şu tarafta. Malzemeler burada, çadırı yavaş yavaş boşaltıyoruz. Şimdi hep bana çok gelen bir soru var, hemen görselden cevap vereyim. Katlanır bisikletle tura çıkılır mı? Çıkılır gördüğünüz gibi, niye çıkıyorsun? Cevabından bir tanesi şu, görüyor musunuz? Hemen şu çadırın, tabii çadırınızın da özelliğine bağlı ya, şu ara bölmesini katlanır bisikleti attı. Yani dün gece Cengiz abininki de buradaydı. Malzemeler arttı. Yani bunlar dışarıda değildi böyle. Yani malzemeler de içerideydi. Şöyle düşünün, tura çıkıyorsunuz, gece konaklama yapıyorsunuz. Çantalarınız, bisikletiniz hepsi yanınızda. Hatta tek çıktığım zaman tura bütün malzeme içeri sığıyor. Yani benim kapladığım alan şöyle görüyorsunuz. Şurası. Yani şu kadar. Geri kalan şöyle boş bir alan var burada. Bu malzemeleri de oraya koyabiliyorsunuz normalde. Ama şimdi Cengiz Baba ile geldik. Cengiz abi öbür tarafa koydu malzemeleri. Ben de bu tarafa koydum malzemelerimi. Abi yanarken şiş şiş oldu, yemin ederim ya. Abi tura geldik, pedal çeviriyoruz. Kilo mu oldu ya? Neden? Neden değil? Cengiz Bey afiyet olsun. Teşekkür ederim şekerim. Sıyırmışsınız maşallah. Sıyırıyorum, zeytinyağını çok severim. Öyle mi? Güzel miymiş zeytinyağı? Değil. Tamam abi. Afiyet olsun. Cengiz Baba ile beraber 10 numara kahvaltı yaptık. Gördüğünüz gibi Cengiz Baba sıyırıyor şu anda. Nasıl yol yapacak ben de bilmiyorum vallahi abi. Pedal basacak ama. Taksiyle gitti. Buradan Antalya'ya taksiyle basacakmış. Hadi bakalım. Evet, Köyceğiz sahildeyiz. Gölün kenarındayız. Arkada antrenman yapıyorlar. Kampımızı tamamladık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi Cengiz Kahraman'la beraber hazırız. Bisikletlerimiz de hazır. Buradan Göcek Fethiye hattında yolumuza başlıyoruz. Köyceğiz'den çıktık. Dalaman Göcek Fethiye yolundayız. Cengiz Başkan'la beraber yollardayız. Bugünkü turumuz da başladı. Köyceğiz'den işte 4-5 kilometre yolu çıkalım. Yine ortalama 11-12 kilometre hızla yolculuğumuz devam ediyor. Yol durum burada gayet güzel. Akıyoruz. Ulan. Köyceğiz'den sonra %7'lik çok güzel bir ev mi çıktık. İyi geldi. Biraz tansiyonumuz yükseldi. Vücudumuz açıldı. Basmaya devam Cengiz Kahraman'la beraber. Yoldayız. Yol kalitesi harika. Gayet güzel. Dalaman'a 10 kilometremiz kalmış. Evet. Ortaca. Ortaca'ya 10 kilometremiz var. Cengiz Başkan'la beraber pedala devam. Şimdi inişe geçiyoruz birazdan. Ya yollar böyle güzel işte. %8 2.2 kilometrelik eğimlerle gidiyoruz. Ama gidiyoruz. Önemli olan da bu. Arkada çok deli bir iniş bıraktık. Daha sonra deli bir çıkış. Aynen deli bir iniş yaptık. %8 2.2 kilometre tırmanış vardı. Sonra %8 ile 1.5 kilometre iniş vardı. Müthiş. 50-55 ortalama hızla indik böyle. Şimdi ortaca giriş yapıyoruz.
Ortaca'dan çıktık. Şimdi devam ediyoruz. Dalama. Dalama'nın girişi burası. Benzin istasyonu geldik. Maalesef yağmur başladı biraz. Havada hem soğudu hem yağmur başladı. Cemil Başkan üstünde bir güncelleme yapıyor. Ben içime bir şeyler giyeceğim. Yağmurdan ve soğuktan korunmak. Bu yağmur geçirmiyor gerçi ya. İçime soğuktan korunmak için bir şeyler giyeceğim. Bisikletlerimiz orada küçük bir mola verdik. Çay kahve molası. Toplam 25 kilometre falan yaptık sabahtan beri. Dalyan'a geldik. Birazdan Dalyan'dan sonra Göcek. Göcek'ten sonra Fethiye inşallah. Bugün ulaşmayı başarırız ama yağmur durumu tabii çok önemli. Ciddi yağmur olursa biraz zorlayabilir. Bakalım yola devam. Cengiz baba ben bir reklam çaksın. Söyle babacım. Bando Bisiklet Grubu İstanbul. Hadi takip. Akıyoruz. Tabi böyle turlarda insanlar ilginç geldiğimiz için her durduğumuz yerde bizi böyle özel ağırlıyorlar. Buyurun efendim çayımızı kahvemiz için, gazozumuz için diye. Böyle yollarda özel bir statümüz var. Gazozun olayı tehlikeli yani. İçin bile katılamıyorum. Hadi bakalım. %8'lik bir yayım daha geride kaldı. Oh, böyle 6.4-6.5 hızla çıktım gidiyorum. Cengiz abi önde, ben üstümü değiştirirken biraz geride kaldım. Ah, yol durumu güzel, yol kalite gerçekten ama %8 güzel. Yani çıkılmıyor değil, şöyle %8'i direkt pedalsız, şey pedalsız diyorum. Yani hiç durmadan çıkıyorum ama 9-10 olduğu zaman zorlamaya başlıyor. Net. Hadi bakalım. Yollar güzel. Buyurun gelin. Sistemim yok. Rampalarda şikayetçi değiliz. Her çıkışın bir yenisi de var. Çıkarken biraz söyleniyorum ama inerken de bir o kadar keyifli oluyor. Hadi bakalım. Ya. Karşıdan geldik. Şimdi burada kapalı tünel varmış. Sanırım kapalı tünel şu. Şu taraftaki. Diğer tünel giriş geliş çalışıyor. Fakat buraya girmek için mutlaka şu gişeleri geçmeniz gerekiyor. Gişeleri gelmeden önce zaten yaya girişi, bisiklet girişi, traktör girişi yasak. Hani bu ibareler var. Hani kaçak bir şekilde geçebilirsiniz buradan. Biz zannettik yani şurada bir yol var. Oradan buraya bir yere tünele gireceğiz. Yok. Karşı şeride geçmiştik. Hani bu şerit niyetiyle. Ama meğer burada bir yol varmış. Yani normal bir araba yolu. Bu da böyle ücretsiz geçip buradan gelip böyle devam edip şeyleri bağlayıp yukarıdan arkaya iniyor. Yani normal bir yol burası. Bizim niyetimiz şuraya girip şuradan geçmekti. Bu tünel de açık değilmiş. Olmadı. Biz rampalı ve ücretsiz yoldan yola devam edeceğiz. Yani burada biraz geçiş problemli Göcek tünelinde. Hep bisiklet sürdüğümüzü mü zannediyorsunuz? He? Şu an Göcek tünelinin orada ücretsiz geçiş yolundan tırmanma halindeyiz. %8 eğim var. Ama sanki daha fazla gibi. Fena yorucu. Tabii ki yorulduğum zaman ben de bisikletimi şöyle alıp itiyorum. İtiyoruz yani şöyle bir şu köşeli rampayı görüyor musunuz? Dönüş eğimini falan. Arkaya da şöyle rampa çıkıyor. Fena yani. Of aşağıdan. Yürüyerek geldim valla. Yapacak bir şey yok. Önemli olan yolda olmak. Yola devam. Göcek. Geçidi rakam 340. Buraya kadar. Valla ben yürüdüm. Cengol valla şey yapıyordu. Pedala basıyordu. Tırmandı. 340'a geldik. İçeriğimiz burada. Ya bayağı bir şey. %9 eğim var. Yani şu aşağıda yol var. Oradan artık girmedik şey. Tünele giremedik. Oradan şu sağdan yolun sağından devam edip virajlı tırmanıp buraya kadar geldik. %8-9'da. Şimdi aynen %8'lik bir eğimle aşağı ineceğiz. Ortaca'nın çıkışından beri yağmur var. Böyle çisiyor. Yani çok
ısıtacak kadar değil ama yani hakikaten böyle dikkatli olmak gerektirecek kadar yağmur yağıyor. Yola devam. Göcek tünel indik ama nasıl indik? Gelin bir de bize sorun. Cengo. Abi. %8 eğimle yaklaşık 1,5 kilometre burası. 1,5. 1,5 kilometre rampı tamamdır. Neden? Çünkü Göcek tüneline bisikletleri almıyorlarmış. Onun sıkıntısını biz yaşadık. Yağmura yakalanıyoruz şu an. Fethiye'ye yaklaşık 35 kilometremiz var. Hava kararmadan varamayacağız gibi görünüyor. Bugün yağmur gördük. Bugün rüzgar gördük. Bugün %10 eğimli rampalar gördük. %8 arka arkaya 3 tane. Ama güzel kahvaltı da gördük. Gördük. Yani çok güzel kahvaltı da gördük. Sabahtan yakıtı tam aldık. Yani bir iniş var Göcek tünelinde bu üst yoldan. Fena. Bayağı heyecanlı. Şimdi işte şeye bağlandık. Fethiye Antalya yoluna bağlandık. Burada. Buradan devam edeceğiz aşağı doğru. Hadi bakalım. Göcek sahilden herkese merhaba. Sevgili Cengiz Karaman'la bir deney yapmaya karar verdik. Katlı bisikletler. Bakalım denizde gidiyor mu? Biz de böyle dedik. Yelkenlerin yanına marinaya. Şöyle bisikletlerimizi ne aborda mı edelim abi? Aborda edelim dedik. Güzel ya. Bisiklet güzel şey. Vallahi. Hadi. Hadi turu bekliyoruz sizi. Hadi. Şimdi geldik. Göcek'te kahvemizi de içtik. Cengiz Baba ile beraber. Şimdi Göcek çarşısında biraz böyle turluyoruz. İleriden yol bağlanıyormuş Fethiye yoluna. Fethiye'ye 30 kilometremiz kaldı. Yaklaşık. Burada. Tın tın. Fethiye'ye doğru yola devam edeceğiz. Gittiğimiz yerden tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ne var ne yok. Ön izleme yapıyoruz böyle. Şimdi Göcek'te kahvemizi içtik. Tekrar Göcek'ten çıkıyoruz. Fethiye yoluna bağlandık. Cengiz Baba ile beraber Fethiye yollarında yola devam. Rampalar bizi bekliyor. Varmış birkaç rampa daha. 30 kilometre kaldı. Biraz yağmur ve rüzgarın etkisiyle yorulduk ama yola devam. Deniz göründü. Evet, aşağısı Fethiye'nin sahilleri, koyları. Oy ya, şimdi burada tabii GoPro çok uzak kalıyordu. Aşağıda bir koy var. Ya müthiş ya. Bak şu arada küçük bir yer görüyor musunuz? Orası koy. Müthiş, müthiş. Şu an manzara burada of of of. Bak şu ara harika bir yer ya. Müthiş. Az kaldı. Fethiye 13 kilometre. Yola devam. Aşağısı Fethiye. Fethiye göründü. Şimdi Cengiz Baba ile beraber ciddi yokuşlardan sonra aşağılara doğru inmeye başlayacağız. Havada kararmak üzere. Tam gün batımında Fethiye'ye ulaştık. Oh, saat 7.30 civarı. 19.30. Fethiye'ye geldik. Hani şöyle bir şey vardı. Fethiye'ye gelirken Fethiye Çalış Bilici tabelesi vardı sağdan aşağıya. Biz oradan gidip yol çok kötüydü. Diğer böyle D400 yanlış hatırlamıyorsam otoyolu devam ediyordu. Sınıf ilerleyip girmek de var. Ama şöyle bir durum var. Biz öğretmen evine gelecektik. Doğru yoldan gelmişiz yani. Gençler merhaba. Bugün keyfimiz yerinde. Cengo'ya bakın. O evde gidiyor odasına. Çadır, ya çadır için çıktı yola. Bak bak bak. Hey yavrum hey. Hamam. Adam geldi. Otellerde konaklıyoruz ya. Öğretmen evine geldik. Fethiye'deyiz. 19.30'da buraya ulaştık. Biraz gece karanlığına kaldık böyle ama sağ salim geldik. Öğretmen evindeyiz. Şansımızda yerde varmış. Bugün yelken, bugünlerde yelken yarışları varmış buralarda. Öğretmen evi bayağı doluydu. Bir oda bulduk. Ama böyle dedik nasıl olsa çadırda da böyle yatıyoruz zaten. Problem yok. Tek oda vardı. O da buydu. Aldık. Bu gece hakikaten bayağı yorulduk bugün. Çok rampa, yağmur, rüzgar. Duş olayı bizim için çok önemliydi. Önemli. Biz böyleyiz. Konformist. Biz keyif duruyoruz.
böyle ille de şunu yapacağız, bunu yapacağız derdimiz yok. Çok şükür geldik kazasız belasız. Bu gece öğretmen evindeyiz. Bu bölüm de bitti. Bayağı böyle gördüğünüz gibi rampaları açtık. Kilometre. Kaç? 73. 73 kilometre yol yaptık, geldik. Fena değildi, performans iyiydi. Rampalardan dolayı biraz hızımız düşüktü. Rüzgar vardı, yağmur. Rüzgar vardı. Bugün rüzgar gördük, yağmur gördük. Güneş açtı, güneş kapattı. Çok hakikaten soğuk oldu. Şu windstopper'ı bir giydim, bir çıkardım. Yorulduk o yüzden hakikaten. Duş bizim için önemli. Geldik. İnşallah bu akşam güzel dinleneceğiz. Yine aşağıda bir güzel balık olayı var. Balık olayına geçiyoruz. Yemeğimizi yiyelim. Bugünlük bu kadar. Bu turda, bu rotada böyle geçti. Şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada da iki tane harika video var, sizi bekliyor. Yollardayız, maceraya devam ediyoruz. Yollarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.